Bir kere bir şirkete yatırım yapmadan önce mutlaka ekibin kim olduğuna, doğru ekip olup olmadığına ve aralarındaki sinerjiye bakmak gerekiyor. Bu burada mevcut. Yani Gökhan'la Gürol en başta acaba beraber çalışabilirler mi, ne olur ne biter diye soru işaretleri benim de vardı kafamda. Ama gayet iyi idare ediyorlar. Gayet temiz bir şekilde stratejiyi oluşturuyorlar. Egolarını bir kenara bırakıp Network için en iyisi neyse o kararı vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ekip tarafında en ufak bir soru işaretim şu ana kadar olmadı çalışmaya başladıktan sonra. İkincisi de model. Modele baktığımda biz tabii yemek işini dijitalleştirdik bundan 20 küsur sene önce. Bu da dijitalleşmesi gereken sektörlerden biri olarak benim karşıma çıktı. Ve baktığımda birçok sektörün dijitalleşmesine kıyasla bunun daha geride kaldığını gördüm. Ve pazarın liderine, o zaman da lider olacağına inancım tamdı, yatırım yapmanın uygun olacağını düşündüm ve birkaç round yaptık. Yani convertible yaptık, işte ondan sonra normal sermaye artırımı yaptık ve hepsinde vardım. Yarınki fon bulma aşamasında da yine katılımda bulunacağım. Yani ben inanıyorum projeye ve Gürol'la Gökhan'ın bu rüyasına diyeyim ve onlarla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz yani. Peki uzun vadede yani 5 yıl sonra diyelim, nerede görüyorsunuz Network Dura'yı bir yatırımcı olarak? 5 yıl sonra yurt dışında olması lazım artık. Yani buradaki altyapısal gerekli şeyleri tamamladı. Sipariş sayısı anlamında daha gidecek hala çok yeri var. Ama yaptığı işin replikasını yaparak büyüyor olacak. Çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Ve gerekli yatırımla da beraber artık bundan sonraki aşamanın yurt dışı olması gerekiyor. Yemek sepetini de böyle yapmıştık. 11 ülkeye açmıştık yemek sepetini. Doğru zamanın geldiğine inandığımızda. Ben o doğru zamanın bayağı yaklaşmakta olduğunu düşünüyorum. Fon bulucudan gelecek bu fonlar da özellikle altyapıdaki bir takım eksikliklerimizi stratejik anlamdaki vizyonumuzla birleştirip bizi çok daha hızlı bir şekilde yola çıkartacaktır. Yani pazarı doğru tespit eden modellere yatırım yaptığınız zaman büyümenin bir çarpanla limiti yok. Yani 20x istiyorsunuz. Zaten pazar 20x büyüyeceksiniz. Pazardaki yerinizi koruduğunuz takdirde bile o büyümeyi sağlamanız mümkün. Yani hep yemek sepeti örneklerinden gidiyorum ama biz ilk 10 senenin sonunda 10 bin sipariş yapıyorduk. İkinci 10 senenin sonunda 900 bin sipariş yapıyorduk. Yani 90 kat büyümüşüz ikinci 10 dönemde. O yüzden büyümenin kırılmasının neresinde olduğuna bakıyor olmak lazım. Her sektör için bunu söyleyemem ama kuru temizleme için yani benim şahsi fikrim 20x'in çok çok üzerinde bir pazar yeri var ve Türkiye'nin dijital kuru temizlemesinde bir tane firma bir numara olacak. Bizim hedefimiz zaten şu anda bir numara olan noktada Network Dura'nın bu duruşunu korumak ve çok ama çok daha fazla büyümek olacaktır yani. Tekrar teşekkür edip ben sizleri uğurlamak istiyorum. Son bir şey söylemek ister misiniz? Tabii onu da sorayım. Yani hayırlı olsun diyeyim. Önemli bir adım bence. Yani sadece Network Dura için değil, Türkiye'deki e-ticaret ve internet ekosistemi için de önemli bir adım. Umarım başarılı olacaktır yani.